Refah Yol hükümetini deviren 28 Şubat sürecinde askerler ve medyanın yanı sıra iş dünyasına da önemli pay biçildi. Basın toplantıları ve gazete ilanlarıyla irtica tehdittir, hükümet çekilsin açıklamaları yapıldı. İşçiler Türkiye'ye sahip çıkın denilerek sokağa döküldü. TOP, TİSK, TESK, DİSK ve Türk İş ve TÜSİAD hükümetin istifa etmesi için ortak deklarasyon yayınladı. Ekonominin postmodern darbeyle olan imtihanını Serdar Korucu'nun özel dosyasıyla izliyor. Devletin saygınlığını tehdit eden gelişmeler bile iç siyasetin gündelik malzemesi haline dönüşebiliyor. Ankara, Ankara, İşte bu kadar. Demokraside meclis çoğunluğu konuşuyor. Türkiye için 28 Şubat süreci aslında bir turnusol kağıdı oldu. Ne kadar demokrat olup olmadığımızı ortaya çıkarttı her konumda bulunanlar için. Kötü sınav verenler çoğunluktaydı ve işin acısı bunun içinde yüzünü batıya döndüğünü iddia eden iş dünyası da vardı. Refah Yol hükümeti ile iş dünyası arasındaki kriz Tansu Çiller ile Türk İş Başkanı Bayram Meral'in görüşmesinde patlak verdi. İkili arasındaki gerginlik bir yıl önceki kamu sözleşmelerine dayanıyordu. Bu görüşmede büyük tartışma yaratacak olan ifadeler kullanılacaktı. Tansu Çiller'in sözlerine sert tepki geldi. Gerginlik üzerine Doğru Yol Partisi özür diledi. Sözlerinin yanlış yorumlandığını öne sürdü. Ama tartışma sürecekti. İş dünyasının Refah Yol hükümetine karşı en açık tepkisi Erbakan'ın yurtdışı ziyaretinde ortaya çıkacaktı. İran gezisine TÜSİAD olumsuz yanıt veriyordu. Katılım düşük olacaktı. Bu süreçte hükümet ilk kaynak paketini açıkladı. Bedelsiz otomobil ithalatının önü açılıyordu. Karar uygulamaya girmeden otomotiv dünyasında sert tepkilere neden oldu. Koç Holding iktidara sert çıkarak fabrikalarını kapatma tehdidinde bulunuyordu. İkinci kaynak paketi ülkede deprem etkisi yaratacaktı. Devlet tahvili ve hazine bonolarına stopaj geliyordu. İş dünyası bir kez daha hükümeti hedef tahtasına koyuyordu. Eleştiriler sadece ekonomiyle sınırlı kalmayacaktı. Sadece işverenler değil, işçiler de hükümete tepkiliydi. Bu süreçte Türk İş geniş katılımlı bir eylem düzenledi. Yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı Türkiye'ye sahip çık mitinginde muhalefetin de desteği vardı. Artık saflar belirginleşiyordu. Türk İş, DİSK ve TESK başkanları dayanışma kararı aldı. Açıklamalarında laiklik ve demokrasi sahipsiz değil diyorlardı. Refah Partisi'nin demokratik laik cumhuriyete bakış açısından bizim şikayetimiz var. Muhtıra sürecinde de tepkilerini sürdüreceklerdi. Halbuki tansiyonun yükselmesi ekonomiyi vurmuştu. Siyasi gerginlik Merkez Bankası'nı etkilemişti. Döviz rezervleri eriyordu. Türkiye'nin en büyük 3 işçi ve esnaf konfederasyonu 28 Şubat sürecine açıkça desteklediklerini duyuruyorlardı. Muhtıra duruşları da değiştirmişti. 28 Şubat öncesinde TÜSİAD, Milli Güvenlik Kurulu'nun anayasal bir kuruluş olmaktan çıkarılmasını istiyordu. Hatta bu konuda bir rapor da yayınlamıştı. Ancak muhtıra sonrası TÜSİAD Başkanı Muharrem Kayhan da Sakıp Sabancı da raporun arkasında durmuyordu. Bu işbirliğine 21 Mayıs'ta TOP ve TİSK de eklenecekti. Artık bu hareket beşli girişim olarak adlandırılacaktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tavrını netleştirerek hükümetin çekilmesini talep ediyordu. Erbakan'ın 1969'da başkanlığını yaptığı TOP, iktidarın düşmesinde aktif bir rol üstleniyordu. İş dünyasının tepkisi Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in temaslarına da yansıyordu. TESK Başkanı, hükümet çökmüş, rejim tehlikesi yaşanıyor uyarısı yapıyordu. Çiller, gözyaşlarını tutamadığı TESK toplantısı sonrasında bir başka protestoyla TOP Genel Kurulu'nda karşılaşacaktı. İş dünyası toplantıda ANAP'ın yanındaydı. Ekonomi alanında da bölünme vardı. Beşli inisiyatifin dışında olan, 80'lerden itibaren ticaret hayatında başarılı olmaya başlayan Anadolu'daki iş adamları yeşil sermaye olarak niteleniyordu. Cemaat gruplarının hangi alanlarda iş yaptıkları en önemli araştırma konusuydu. Medyaya göre inanç ekonomik dayanışmaya dönüşmüştü.
Sistem değişiyordu. Türkiye'deki zengin imajı farklılaşıyordu. Bu sermayenin cemaatlerin kontrolünde olduğu iddia ediliyordu. 28 Şubat sürecinde belli sermaye gruplarına karşı açıkça ambargo konuyordu. Yeşil sermaye denilen Anadolu girişimcilerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yayınlayacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kombasan ve Yinpaşa kara listeye aldığını duyuruyordu. Tüm birimlere gönderdiği gizli emirde bazı firmaların irticacı faaliyetlere destek sağladığını öne sürüyordu. Belirtilen mağazalardan alışveriş yapılmaması ve bu kuruluşların ihalelere alınmaması isteniyordu. Bu kuruluşlar arasında İhlas, Asya, Ülker, Beğendik ve Müsiyat bulunuyordu. Genelkurmay daha da ileri gidiyor, Ankara başta olmak üzere pek çok ilin Cumhuriyet Savcılarını davet ederek İslami sermayenin finans ve eğitim stratejisi konulu bir briefing düzenliyordu. Yani açıkça suç duyurusunda bulunuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çıkışı meyvelerini verecek, Kombasan'ın gurbetçilerden topladığı 15 trilyona mahkeme el koyacaktı. 28 Şubat sürecinin ardından yeni bir ekonomik düzen şekillenecek, ancak bu dönemin 1000 yıl süreceği düşünülse de 5 yıl sonra sona erecekti.